Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TYT, AYT tarih soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 8 tane güzel soru hazırladım. Hem TYT hem AYT hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Şimdi ilk sorumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle ilgili ne demiştik değerli arkadaşlarım? Mustafa Kemal ile ilgili sorularda biz nesneliğe dikkat edecektik değil mi? Bakalım Mustafa Kemal Atatürk tarih yazmak, Tarih yapmak kadar önemlidir. Yazar yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir düzeye ulaşır sözüyle tarih ile ilgili durumlarından hangilerinin önemine vurgu yapmıştır. İlk önce de baktığımızda tarih araştırmalarında objektif olması gerektiği. Objektif ne demekti? Tarafsızlık demekti değil mi? Nesnellik demekti. Bu bir. Bunu mutlaka alacaksın. Önseyeme zaten tercih etmişti. Bir olmayan yerleri eledik. Gitti gitti gitti. Tarafsız olmayan tarih araştırmasının insanlığın karşısına Farklı bir sonuç çıkacak. Ne diyor? Diyor ki, yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir düzeye ulaşır. Tamamdır. Kronolojik bir sırayla tarih anlatımının her zaman nesnelli ortaya koyduğuyla alakalı bir yorum yapamayız. Yani arkadaşlarım ki zaten Mustafa Kemal bundan bahsetmemiştir ama kronoloji tarihi için olmazsa olmazdır. Bunu bilmemiz lazım. Cevabımız değişikli. İkinci sorumuz ilk Çağ Uygarlıkları ile ilgili. Bakalım şöyle. İlk çağda Mısır bedeniyetinde Nil Nehri'nin taşma zamanını belirlemek istenmesi aşağıdaki bilim dallarından hangisinin gelişimini ortam hazırlamıştır? Şimdi sevgili arkadaşlarım Nil Nehri taşınca Mısırlılar bunu hesaplama yoluna gittiler. Bu durum bize neyi verecek? Bu durum bize takvimi verecek değil mi? Takvim bizi neye götürecek? Astronomiye götürecek. Nümizmatik eski paraları inceleyen bilim dalı. Anatomi insanın iç yapısını inceler. Tıp bakın sevgili arkadaşlarım size güzel bir ee, bilgi vereceğim. Anatomi, tıp ve eczacılık mumyacılığın sonucudur. Karşımıza sıkça çıkıyor, dikkat edin. Anatomi, tıp, eczacılık neyin sonucuymuş? Mumyacılığın sonucudur. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. Ayrıca taşma zamanı, taşma zamanı hesaplandıktan sonra çizimler yapılmış ve bu çizim geometriyi ortaya çıkarmıştır değerli arkadaşlarım. Bunu da unutmayın. Geldik Orta Çağ Avrupa'sına. Sorumuz şöyle. Yalnızca bu bilgiye göre yargılarından hangilerine ulaşamaz. Ne diyor? Yalnızca bu bilgi diyor bu bilgi. Bak yalnızca bu bilgi. Çıkma dışına. Ortaçağ Çağ Avrupa'sında siyasi olarak parçalanmış bir yapılanma mevcuttur. Kabimler göçünden sonra Roma İmparatorluğu'nun hikaye ayrılmasıyla Feodalite rejimi güçlenmeye başlamıştır. Kilisenin krallar üzerindeki etkinliğinin artı. Kilise ile alakalı bir şey var mı burada? Ulaşamayız değil mi? Merkezi krallıklar güç kaybetmiş mi? Kaybetmiş. Niye? Çünkü feodalite ortaya çıkmış. Doğrudur. Hristiyanlığı farklı mezheplere ayrıldı. Dinle alakalı bir şey var mı? Hayır yok. Ulaşılamaz dediğine göre cevabımız 1 ile 3'tür. Metnin dışına çıkma yalnızca bu bilgi diyorsa. Anlaştık mı? Senden yorum istiyorsa zaten yorum yapacaksın. Geldik İslamiyet öncesi Türk tarihine yani ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Türklerin İpek yolunu elde tutarak durumlarından hangilerini amaçlandığı savunulabilir. Asya devleti hükümdarlarından Metehan milattan önce 200'de İpek yolunu kontrol altına almıştır. Sevgili arkadaşlarım, eğer İpek yolunu kontrol altına alırsan Siyasette söz sahibi olursun, sosyal ve ekonomik hayatı canlandırırsın. Bunu hiçbir zaman unutma. Yerleşik hayata yaygınlaştırma, ile alakalı bir durum söz konusu değildir ki zaten yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Cevabımız D şıkkı. Yani ilerleyen zamanlarda Göktürk devleti de İpek yoluna hakim olacak. Onlar da göçebeydi konağa. Göçer bir yaşam tarzına sahipti. Geldik İslam tarihine. Sorumuz şöyle. İslam medeniyetinden Avrupalıların da etkilendiğini durumlarından hangileri kanıtlar? Ne demiştik? Orta çağ dünyasında İslam dünyası çok ama çok zengindir. Avrupalılar her zaman etkilenmiştir. Mesela İslam meselelerinin Latince'ye çevrilmesi. Bu bir. Etkilenilmiş. Latince'ye çevriliyor. Öğrenmek istiyorlar. Haçlıların 4. Haç Seferi'nde İstanbul'u işgal etmeleri ne demiştik? 4. Haç Seferi amacından sapan seferdir. Bununla alakalı bir durum söz konusu değildir. İspanya'daki Emevi medreselerinde bakın İspanya'daki Emevi medreselerinde Avrupalı öğrencilerin eğitim alması. Avrupalılar İslam dünyasından her şeyi alıyorlar değerli arkadaşlarım. Etkilenmişler çünkü. Cevabımız C şıkkı. Ama günümüze baktığımızda Neyse. Diğer sorumuz değerli arkadaşlarım. Büyük Selçuklu Devleti'nin uygulamış olduğu fethedilen toprak fethedenin malıdır politikasının köklere dikkat et. Sonuçlarından hangilerinin olumsuz gelişmeleri ortam hazırladığı savunulabilir. Malazgir Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir durum değil mi? Toprak fethedenin malıdır. Biz buna kılıç hakkı diyorduk. Fethi hareketlerinin yaygınlık kazanması olumludur değerli arkadaşlarım. Devletin gelir kaynaklarının artması olumludur. Devletin egemenlik alanının genişlemesi olumludur. Çünkü Türk İslam kültürü yayılıyor. Yarı bağımsız yönetimlerin ortaya çıkması olumsuzdur. Türk kültürünün yayılması olumludur. Cevabımız burada D şıkkı olacaktır. Yarı bağımsız yönetimlerin ortaya çıkması otoriteyi zayıflatır değerli arkadaşlarım. Çünkü her an biri isyan çıkarabilir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Türkistan tarihinden sonra Geldik Türkiye Selçuklu tarihine. İşlediğimiz konulardan soruları seçtim. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye Selçuklularının ticarete önem verdiklerinin doğrudan göstergesi değildir. Tüccarların mallarını sigortalamalıdır. Malları sigortalır. Sigortalar. Sigor, sigor <laughs> Sigortalatırsan değerli arkadaşım. Bunlar her zaman gelir. Çünkü can ve mal güvenliğini koruyorsun. Unutma bunu. Doğu batı ve kuzey güney doğrultuda yollar yapman işine yarayacaktır ticareti canlandıracaksın. Vakıf arazilerin oh, vakıf ee, bekle bunu. Be beklet bunu. Bekle bunu. oğlum. Yabancı tüccarlardan düşük gümrük vergi. Bak unutma. Her zaman düşük gümrük vergisi alacaksın ki ayakları alışsın. Eğer gümrük vergisini artırırsan bunlar gelmez. Başka yollara giderler. Ticaret merkezlerini fethetmeye çalışmak ticareti canlandırır. Ancak vakıf arazilerinden vergi almamaları ticareti geliştiren bir durum değildir değerli arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkıdır. Geldik Beylikten devlete Osmanlı siyasetine. Konuda bunun hakkında bilgi verdim değerli arkadaşlarım. İnşallah yanlış yapmazsınız. Buna göre hükümdarlarından hangilerinin İstanbul'u kuşattığı söylenemez. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul, Osmanlı hükümdarları tarafından birçok kez ele geçirilmek istenmiştir. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'tır. Kaç defa kuşattı? 4 defa kuşattı. Bu bir. Birinci Mehmet İstanbul'u kuşatmamıştır. İkinci Murat İstanbul'u kuşatan diğer bir Osmanlı padişahıdır. Sevgili arkadaşlarım Fetret devrinden sonra İstanbul'u kuşatan diğer kişi biliyorsunuz ki Musa Çelebi'dir. Buradaki cevabımız Çelebi Mehmet olacaktır. Umarım full çıkarmışsınızdır. Her TYT hem, hem AYT'yi paylaşmak istedim. Bir önceki paylaşımda sadece TYT ve AYT vardı. Bu sefer her ikisini birleştirdim değerli arkadaşlarım. İnşallah işinize yaramıştır. Yorumlarda sizleri göremiyorum değerli arkadaşlarım. Bilmiyorum sorun mu var? Yoksa işler iyiye gitmiyor mu? Niye? Ne? Neden böyle olduğunu ben çok iyi biliyorum. Değerli arkadaşlarım. Çoğu arkadaşım tarihi sona bırakıyor. Umarım sene sonunda gözlerinizden yaş akmaz. Çünkü ÖSYM tarihte zorluyor. Dikkat etmeniz lazım. 8 tane soru. Full çıkaranı ben tebrik ediyorum değerli arkadaşlarım. Eğer full çıkarmışsanız demek ki konular pekişmiştir. Demek ki konuları izleyerek geliyorsunuzdur. Konu anlatımlarını izleyip soru çözerseniz sizler için çok iyi olacaktır. Beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Dünya gücü Osmanlı'dan devam edeceğiz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.